Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gram altın tarafında ve ons altın tarafında bir değerlendirme, bir inceleme gerçekleştiriyor olacağız. Şu anki alım fırsatlarını gördüğüm yerleri sizlere söyleyeceğimi daha önceki videolarda ifade etmiştim. Hem hisse senetleri için, hem gram altın için, hem dövizler için, hem burada yabancı hisse senetleri, emtiyalar için doğru alım zamanlarını sizlere ifade etmek için anlık videolarla burada yardımcı olmaya çalışacağımı belirtmiştim. En son hatırlarsanız şöyle bakalım. Daha birkaç gün öncesinde bu yatırımda sabredenin kazanacağı bir yatırım diye Nasdaq borsalarında 11967 tarafındaydık ve bu sayede Nasdaq borsalarında şu an videoda da gördüğünüz gibi 2 gün önceki bir videomuz 11967'deyken buradan alımların çok uygun olduğunu, ciddi bir kar marjı da barındırdığını söylemiştik ki şu yeşil mumun bizler için dip oluşturacağını ifade etmiştik. Buradan işleme girenlerin şu anda dolar bazlı 2 gün içerisinde %37 bir kar marjı elde ettiğini gördük dolar bazlı. Zaten kısa vadede şuradaki direncine gittiğinde de dolar bazlı da %6'lık bir kar marjı vermiş olacaktım Şimdi bunları kapatalım. Gelelim ons altın tarafına. Yine ons altın tarafında da iyi bir dönüş seviyesi olarak görebildiğim için bu videoyu çekmiş bulunuyorum. Gram altın tarafında olaylar biraz daha değişik. Biraz daha farklı. Çünkü dolar kuruna da bağlı orası. Çok ciddi bir şekilde. Bu yüzden ons altını inceleyeceğiz. Eğer beğeni ve yorum olarak gösterirseniz gram altın içinde aynı şeyi çekmeye devam edelim. Yine hisse senetleri için emtialar içinde burada bu bilgilendirme videolarımız devam edecektir. Eğer dediğim gibi beğeni ve yorumla serinin devamına katkı da bulunursanız veya istediğinizi gösterirseniz. Şimdi 10 altın tarafına baktığımızda şöyle Rusya Ukrayna savaşında o altının pig yaptığı dönemden itibaren aşağı yönde %10 civarında bir düşüş yaşadığımız, hatta yüzde %10'un üzerinde bir düşüş yaşadığımızı görmüştük. Birkaç tane aşağı yönü desteğimizi hızla kırdı ve artık burada dip seviyesi bizim için oluşturabilecek bir destek seviyesine fitil attığını görüyoruz ki buradan belki bir miktar daha aşağı gelerek bu seviyeye değebilir. Çünkü şu anki seviyesine baktığımızda 10 altının 1810 olduğunu görüyoruz. Burada benim oluşturduğum dip destek 1790 seviyesi diyebilirim. Bunun aşağısına kırılması ve inmesi mümkün mü? Tabii ki bu sonuçta bir yatırım stratejisi. Bu burası bir eee grafiği. Daha aşağısı mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Birçok aşağıda destek var ama benim kuvvetle muhtemel döneceğini düşündüğüm buradan çok da fazla aşağı belki fitil atmalarla gelebilir ama kalıcı bir kapanış yapmayacağını düşündüğüm bir seviyedeyiz. Seviyeyi tekrar ifade edeyim 1790 seviyesi. Bu seviyeler bizim için iyi kademelenmemiz için doğru seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şu soruda her zaman aklımızda bulunmalı ki kadem alım satım yapmayı, portföy çeşitlendirmesi oluşma, yatırım sepet oluşturmayı bilen, gerçekten bu bilimle hareket eden bir finans ve borsa kanalı izleyicisi olduğunuzu düşündüğüm için buradan tabii ki tek kademede tüm paramızla alım yapmıyoruz. Yine aşağıdaki kademeleri mesela burada 1767'lerde ve daha aşağısında 1750'lerde de iki kademe var. Bunun içinde yine belli bir miktar para ayırıyoruz. Tek kademeden alım satım yapmıyoruz fakat burada gördüğümüz 1790'lar seviyesi oldukça kuvvetli destek seviyesidir. Buradan muhtemel dönüşler olacak gibi gözüküyor. Şimdi biraz daha tek yine bakmaya çalışalım. Doğrudan pazartesi borsalar açıldıktan sonra yukarı yönlü bir gidişat da burada beklememiz mümkün. Bunu da ifade edeyim ama şu desteğe de belki gün içerisinde bir gelme söz konusu olabilir. Şimdi Wave Trend osilatörümüze baktığımız zaman son 9 Mayıs itibariyle bir sat sinyali geliyor ve şu an 13 Mayıs'ta son artık wave trend osilatörüne baktığımızda dip seviyelere kadar bir iniş olduğunu görüyoruz günlükte. Kafman hareketli ortalamasına baktığımızda bize 1890'lara kadar hala bir yukarıda direncin olduğunu veya bunun üzerine geçirdiğinde güvenli olduğunu söylese de 10 saatin tarafında bu hareketli ortalamaların özellikle Kafman gibi uzun vadede çalışan hareketli ortalamaların pek çalışmadığını sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi bir de üstel hareketli ortalamaya bakacağım sizlerle birlikte. Bunun daha iyi çalıştığını düşündüğüm için üstel hareketli ortalama incelememiz daha güzel olacaktır. Burada gördüğümüz seviyenin 1850'yi bizlere verdiğini görebiliyoruz. 1850'yi vermesi de bizim için yukarı bir çıkışta fake bir çıkış olup olmadığını veya 1850'den tekrar aşağı gelip gelmeyeceğini kontrol edebilmek için mutlaka 9 günlük üstel hareketli ortalamamızın yukarısına bir çıkışta da bir kademe daha atmak için bırakabiliriz. Bu her zaman bellidir. Eğer üstel hareketli ortalamanın üzerine geçtiğinde alım yaparsanız daha az riskli olur ama kar marjı da daha düşük olmuş olur. Yani şu seviyeden hemen bakalım. Şu seviyeden şuraya kadar olacak %2.2'lik kar marjı fedakarlık etmiş olursunuz. Dolar bazlı fakat risk algınızda daha düşürmüş olursunuz. Onun haricinde şöyle bir Bollinger Band'larına bakacak olursak, bandın güzelce alt kanallarına kadar artık geldiğimizi görebiliyoruz. Tekrar ifade ettiğim gibi burada 1790'lara kadar bir geri çekilme olabilir ki özellikle de bu bandı iyice dışına taşmış noktamızı görürüz. Buradan sonrası bizim için alım noktası olarak karşımıza çıkıyor. İlk realizasyon noktamızın 1890'lar olduğunu, ikincisinin de burada 1950'ler olduğunu görebiliriz. 3. noktamızı da yine belirlemek gerekirse ben 2000'ler olarak burayı artık belirliyorum. Şu seviyede bir direnç çekmemiş olsam da sildim çok grafik karışık gözükmesin diye. %11.70 kar marjıyla 2000 dolar seviyesini ons altında yine kar realizasyonu olarak doğru seviyeler belirleyebiliriz. Hemen gelelim şöyle farklı bir indikatörümüzde göreceli güç endeksimize de durumu bir kontrol edelim. Göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını kesip kesmeme durumunu kontrol ediyor olacağız. Şu an gördüğünüz gibi indikatörlerin tamamı sat konumunda. Ama pazartesi itibarıyla bir al konumu oluştuktan sonra indikatörler hızla terse dönecektir. Sizler bu kadar Demeden almak istemiyorsanız, yükselişi gördükten sonra işleme girmek istiyorsanız bile ons altın tarafında mutlaka tetikte olmanızı sizlere tavsiye ederim. Özellikle 1790'lara bir çarpma, 1795'ler de olabilir bu tabii ki. Tam bir nokta atışı yapmak çok mümkün değil ama bu seviyelere de değdikten sonra yukarı yönde hızlı bir yükseliş olup birkaç gün, birkaç kısa gün içerisinde şurada gördüğümüz tekrar seviyeye belirtiyorum. %5'liker marj ile 1900'ler seviyesine hızlı bir atak görebiliriz. Bu tekrar yavaşlama söz konusu olabilir. Buralardan geri çekilmeler söz konusu olabilir ama kısa vadede böyle bir şey ons altın tarafında beklediğim için hemen video olarak sizlere ifade etmek istedim. Şimdi gram altın tarafına geldiğimizde gram altında biraz daha farklı bir noktadayız. Çünkü burada döviz kurlarının da etkili olduğunu bir kere biliyoruz. Onun haricinde direnç noktalarımıza bakacak olursak wave trendde bir al konumundayız evet ama yukarıda gördüğünüz 910 TL seviyesinde çok güzel bir gram altının direnci var. Yani bu çok artık pekişen bir direnç haline geldi bizim için 1910'lar. Şöyle çizebilirim hatta orayı da bakın 1910'lar çok kuvvetli bir direnç haline geldi bizim için. Burayı kırması yukarı yönde önünün hızlıca 1933'lere hatta buradan da ben yine dolar kuruyla birlikte hızlıca 950'ler seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Bollinger bandlarını şöyle hemen bir açacağımız zaman bakalım şu Kafman hareketli ortalamasını gizleyeyim. Bollinger bandının orta kanalının da yine 905'lerin yani şunu kabaca söyleyebiliriz 905 ile 910 seviyesi bizim için güzel bir direnç. Bu yukarı yönde kırılırsa güzel bir fırsat olacaktır bizim için 950'lere giderken. Ha, aşağılarda kademelebileceğimiz seviyeler 888'lerde güzel bir destek olduğunu görüyoruz. Daha aşağı seviyelerdeyiz. 870'lerde yine kuvvetli bir destek seviyesi içerisinde olduğumuzu yine görüyoruz. Tabii ki ons altın tarafı Amerika'nın Fed'in açıklamalarıyla hareket ediyor. Piyasa koşullarıyla hareket ediyor. Borsalarla hareket ediyor ama bu güzel düzeltmenin ki şöyle geçmişe doğru bakarsak daha uzun vadeli. Hatta bunu haftalık grafikte de yine bir inceliyor olacağız zaten. Haftalık grafiğe geçtiğimizde şöyle güzel bir yükseliş olduğunu 2018'den beri görüyorduk. Bir miktar düzeltti. Yataya bağladı. Hafif yukarı tekrar düzeltme sağladı. İşte buradaki son düzeltme seviyelerinin artık dediğim gibi 1790'lar olabileceğini düşünüyorum. Buradan sonra yukarı yönde ciddi bir yükseliş başlayacaktır gibi duruyor. Göreceli güç endeksine baktığımızda hala düşüş yönünde olduğunu söyleyebilirim ama göreceli güç endeksine de bildiğiniz gibi özellikle teknik analiz eğitimselerimizi bilenler kuvvetli bir destek direnç çizimi için mantıklı olduğunu görebiliriz. Bakın şuradan itibaren sayacak olursak ne kadar kez bu desteği yani şöyle baktığımızda 42 desteğini RSI tarafında kullandığımızı görebiliyorsunuz. Şu anda da tam bu seviyedeyiz. Yani buralardan güzel bir düzeltme için yine mümkün seviyeler olduğunu ifade ediyorum. Haftalık bazda da yine wave trend osilatörüne şöyle bir bakayım. Tabi wave trend osilatörüne bakacağız ama haftalık bazda baktığımız için buradaki yükseliş düşüşler biraz daha Görecek geç çalışacaktır bizim için. Daha kısa orta vade hareket ediyorsak günlük grafikten şaşmamakta mantıklı olacaktır gibi gözüküyor. Wave trend osilatörüne haftalıkta baktığımız zaman şöyle 28 Mart itibariyle bir sat sinyali içerisinde olduğumuzu hala da sat sinyalinde olduğumuzu görebiliyoruz. Fakat burada dediğim gibi sinyallerin geç dönüşü bizim için bir sorundur. Bir diğer noktadan bakmak gerekirse bir miktar 1790'lara geldikten sonra şöyle bir grafik beklemememiz de gerekiyor. Yani şuraya çarptı ve yukarı yönlü bir gidişat değil ama buraya çarptıktan sonra burada biraz yatay görece aşağı yukarı yatayda bağlandıktan sonra bu %5'lik kar marjını vererek 1900'lere gitmesi dediğim gibi bir miktar yataylık da bizden almış olabilir veya alacak olabilir. Bu yüzden hemen dediğim gibi video çok fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. Dediğim gibi videoyu beğeni atarak veya yorumlar kısmında belirterek hisseler tarafında böyle ciddi potansiyeli olan, ciddi düzgün seviyelere cazip seviyeler dip seviyelere gelmiş hisseleri de çekmemi isterseniz yorumlar ve beğenler kısmında bunu belli edebilirsiniz ama şu an için ons altında baktığımızda orta kısa vadede %5'lik bir kar marjıyla şurada gördüğümüz 1920 diyelim buna 1900 ile 1920 arasındaki bu seviyelere hızlı bir atak yapabileceğini görebiliyoruz. Bu belki işte Temmuz ayına sarkabilir. Belki Haziran ayının ortalarına sonlarına sarkabilir ama böyle bir yükseliş dolar bazı %5'lik bir kar marjı şu an için bizlere gözüküyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın unutmayın. Bir hatırlatma daha yapacağım. Lütfen bu tip piyasalarda para kazanabilmenin en önemli yolun eğitim olduğunu unutmayalım. Teknik analiz eğitim serimiz, temel analiz eğitim serimiz, kap kullanımı, temettü yatırımcılığı eğitim gibi bütün eğitimler kanalda ücretsiz olarak yüklüdür. Mutlaka bunlara yavaş yavaş çalışmayı ve öğrenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.